Uzun yıllar şirketlerde yöneticilik yaptı. Son 5 yıldırsa farklı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bir mentor ve danışman. Özge Bulut Maraşlı ile beraberiz. Merhaba Özge Hanım, nasılsınız? Merhaba Tülay Hanım, teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanıtalım istiyorum. Ben şimdi son 5 yıldır farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor dedim. Önce bu 5 yıldır hangi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz? Onların isimlerini saymanızı rica edeceğim. Sonra da çocukluğunuza dönüp doğduğunuz yıldan, yerden ve aileden itibaren biraz sizi tanıyalım istiyorum. Anlatmanızı rica edeceğim. Tülay Hanım, teşekkür ederim. Ben aslına bakarsanız son 5 yıldan beri çalıştığım grupların dışında yönetim kurulu üyelikleri yapmaktayım. Yönetim kurulu üyeliği konusuna da uzun yıllardan beri gönül vermişliğim vardı. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini ilk defa 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaparken öğrendim. Ve kurumsal yönetim ilkelerinin tüm dünyada fırtına gibi estiği, diyebilirim ki batılı ülkelerin tamamının benimsediği, bütün kurallarında ilk defa Türkiye'nin kapısından girdiği yıllardı. Ve orada bunun kesitsel olarak önemli bir kavram olduğunu biliyordum. Bundan 5 yıl evvel iki farklı grup yönetim kurulu üyeliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili eğitime davet etti. Bunlardan birisi Odgers Berntsen şirketiydi. Sevgili Ayşe Öztun'a bir program organize etmişti. Uluslararası bir şirketin çatısı altında çalışıyorlardı. Ve ben o programa katıldım. Ve bir baktım ki çok saygıyla takip ettiğim profesyonellerin bir kısmı profesyonel yaşamlarını farklı bir mecraya kaydırmışlar ve yönetim kurulu üyeliklerine hazırlanıyorlar. Bu benim için tabii ki çok etkileyici, önemli bir konu haline geldi. Derken bazen fikrinizi de çağırabiliyorsunuz olmak istediğiniz şeye giden yolu. Fikrim buyken bir gün Arzu Han Doğan Yalçındağ ile birlikte çalışıyorduk Doğan Televizyon'da. Ben Uluslararası Stratejiler ve Satış ve Dağıtım Bölümünün grup başkanlığını yapıyordum. İcra kurulu üyesiydim. Grubun içerisindeki yatırımlarda yönetim kurulu üyeliğim vardı ama bağımsız yönetim kurulu üyesi değildim. Bir yazı gelmiş bana dedi ki Özge, bir davet geldi dedi. Burada da benim arkadaşlarım, iş dünyası çok büyük bir yürekle destekliyoruz yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına. 2 yıllık bir eğitim var ve ben bizim gruptan seni aday gösterdim. Senin bu 2 yıllık eğitime tabi olman gerekiyor. Bunu aslında bizi izleyenlerin kafalarında tutmasını arzu ederim. Çünkü çok enteresandır. Master hikayem de böyle bir hikayedir. Ben bir an dedim ki böyle bir şey olamaz ya. Ben bu kadar kafamdan geçiriyorum ve böyle bir şey söyleniyor. Tabii dedim, çok da teşekkür ettim. Minnettar da kaldım. Ve bu programa dahil oldum. Bu programın güzelliği sadece bağımsız yönetim kurulu üyesi olmanıza yardım ve destek değil. Aynı zamanda şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının, ana hissedarların mentorluk yapması, bu kişilere, bu adaylara mentorluk yapması. Neyse bir dönem bitmişti. Yani bir dönem boyunca yaklaşık 50 kadın, 50 C-level kadın bu eğitime tabi olmuştu. Ben de ikinci dönem olarak açıklıyorlar mentorlar kimler olacak. Mustafa Koç'la beni eşleştirmişler. Çok heyecan yaşadım tabii. Yani çünkü Türkiye'nin bence 3 büyük grubunun ikinci jenerasyonunun ilk temsilcisi
birileriyle çalışma imkanım oldu. Güler Hanım'la çalıştım Sabancı grubunda. Sonra döndüm Doğan Holding'de Arzu Hanım'la çalıştım. Ve mentorum da Koç grubunda Mustafa Koç olacak. Çok büyük bir heyecan yaşadım. Bunu tabii ki bir şans olarak addediyorum ama ben de şansını sonuna kadar zorlayan insanlardan olduğumu da zaman zaman kendime hatırlatıyorum. Sadece şansla da bazen ilgisi olmayabiliyor. Bu 2 yıllık eğitimin sonunda dediler ki bağımsız yönetim kurulu üyesi olabileceğiniz şirketlere sizi referans olarak veriyoruz. Çok hoş bir şey oldu. Ebru Dorman o zaman MG grubun yönetim kurulunda yer alıyordu ve dedi ki sen startupları da çok meraklısın. Biz Starters Hub diye bir şirketimiz var. Oraya o da girişim sermayesi temsilinde. Halka açık şirketleri de biliyorsun oraya gelir misin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak. Tabii ben çok büyük bir memnuniyetle bunu kabul ettim. İlk yönetim kurulu üyeliğim oldu. Daha sonra Park Holding beni davet etti. Park Holding de bir ikinci yönetim kurulu üyeliğim oldu. Çok yeni Blue TV'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak dahil oldum Blue TV'ye. Kuruluşunda çalışmıştım ama 5 yıldan beri bir temasım yoktu. Şu anda onlar da dünya büyüğü Discovery ile ortak oldular ve beni bu yönetim kuruluna davet ettiler. Onlara dahil oldum. Ama bunun yanı sıra grup şirketlerinde yaklaşık bir 10 yıldan beri de çeşitli roller alıyordum. Aile şirketimiz var. Aile şirketimizde de babamı kaybedene kadar yönetim kurulu başkanlığı rolü babama aitti. Babamı kaybettik maalesef 1,5 yıl önce. Aile benim yönetim kurulu başkanlığı görevini almamı istedi. Özetle böyle bir yoldan geçtim Tülay Hanım. Kısa soruya uzun cevap verdim ama bizce yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasının çok kritik bir anlamı var. Sizin yaptığınız program için de anlamlı olacağını düşündüğüm için bu yolculuktan bahsetme ihtiyacı duydum. Daha iyi oldu böyle. Çok sevindim. Bunu ayrıca yine konuşacağız. Hani YK'da Evet. olmak çok zor. Yönetim kurulunda kadın derneği de bu yüzden var. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi uğraşıyor. Uğraşıyor, Sayı evet. artsın diye. Bir madde madde söyler misiniz? Hangi şirketlerdi bunlar şu anda bir Şu firma? anda bugün itibariyle baktığımızda ben Fark Holding'de, Fark Grup, yönetim kurulu başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter'dir. Fark Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Bir de Blue TV'de. Starter Hub'ı bıraktım. Çünkü halihazırda yaptığım danışmanlıklarım da vardı. Starter Hub'la bıraktık. Şimdi 2 şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Onun haricinde diğer yönetim kurulu üyeliklerimde Doğan Müzik şirketi var. My Prodüksiyon şirketi var. Orada yönetici ortak olarak çalışıyorum. Babu Mühendislik AŞ var. Bir de Slow Türk Radyo var. Sayamadım kaç tane oldu. Valla 6 tane şirket var bağlantılı oldum. Bir de 2 tane de bağımsız yönetim kurulu var. Bu konuya 8. ben yine geleceğim. Çünkü hakikaten Tamam. bu kadar şirkette yönetim kurulu üyesi olmak nihayetinde siz Biblo için orada değilsiniz. Yani taşın altına elinizi koymuş şirketlerin yönetimindesiniz. Ağır bir iş Evet. yükü. Nasıl yaptığınızı açıkçası merak ediyorum ama şimdi geriye dönelim. Ben yine soruyu Tamam. geriye alıyorum. Buyurun. Çok da gençsiniz. Hani bu kadar genç yaşta bu kadar başarı. Kaç yılında nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Hangi okullarda eğitim aldınız? Hangi şirketlerde çalıştınız? Özetlerseniz çok sevinirim. Tamam. Özetim yönetim kurulu üyeliğini anlattığım gibi olmayacak. Daha hızlı anlatacağım. Yok yok. Ben Süre soru açısından süre sorabileceğim sorun hiç değil. endişe Tamam. etmeyin. Rahatsız olun. Peki. O benim televizyonculuk refleksimden Tülay Hanım. Gayri ihtiyari zamanı azıcık gözetme ihtiyacı duyuyorum. Şöyle, ben 1970 yılında Adana'da doğdum.
Babam maden ve metalürji mühendisi. Annem ise öğretmenlik diplomasını almış ama hiç yapmamış bir ev hanımı. Öyle söyleyeyim. Üç kız kardeşiz. Ve babam gayet kalabalık bir aileden geliyor. Ataerkil bir aile. Fakat ben babamı hatırladığım günden beri kız kardeşlerine de çok kıymet verirdi. Annesine, halasına, teyzesine. Yani çok nasıl diyeyim? Hani Allah dağına göre kar verir ya. Babama o yüzden üç kız vermiş. Öyle söylemem lazım. Bilime çok inanırdı. Annem hepimizin çok iyi eğitimli olması konusunda aşırı disiplinli, kontrollü, adeta eğitim hayatında öğrendiklerini bizim üzerimizde egzersizini bizzat yapan bir anne oldu. Tam bir orta direk ailesiydi. Babam genç yaşta çimento fabrikalarında üst düzey yönetici yaptı. Sonra da kendi işini yapmaya karar verdi. Ben 15 yaşındaydım. Kendi şirketini kurdu. Kırıcı ve delici hava makinaları üreten bir şirket oldu. Üretime çok inanırdı. Teknik üniversiteli olduğu için de Türkiye'nin kalkınma hikayesinde, devlet su işlerinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda hakikaten gönülden çalışmış, kendi ismine yani bulduğu kuyuların üzerinde kendi ismi olan, ülkesini çok seven, insanların istihdamı için çok çaba sarf eden ve bunu da gözeten bir mühendisti. Ben babam kadar fedakar ve evrensel değerlere sahip miyim? Bunu hala sorguluyorum. Ama ben bu bilincin içerisinde büyüdüm. Her zaman yemek masamızda, akşam yemeğinde bir arada olmaya çok önem verirlerdi. Çocukların da söz hakkı vardı. Ve masamızda Türkiye'nin gidişatını konuşurduk. Hatırlarsanız TRT uzun yıllar TRT 1 olarak devam etti. İkinci bir televizyon kanalı yoktu ve evleri salonunun ortasında bir kişilik olarak vardı. Ve dünyayı da pek fazla konuşmazdık Eurovizyon haricinde. Ama daha sonraki yıllar geldiğinde dünyayı da konuşur hale geldik. Babam bu arada da besteler de yapıyordu. Müziğe çok açık bir aileydik. Müzikle de büyüdük diyebilirim. Adana Anadolu Sesi mezunuyum. Babam 15 yaşındayken ben kurduğu şirkete hepimizi yazları, Şubat tatillerinde getirip çalıştırdı. Benim makine bağlamışlığım var. Yani işletme hattında makine bağlamışlığım var. Kardeşlerimin de var. O kadar kafasında cinsiyet eşitliği konusunda sağlam bir duruşu vardı. Daha sonra Adana Anadolu Sesi'nde hakikaten bugün düşünüyorum Çukurova yöresindeki en iyi öğrenciler iki okula giderdi. Tars Amerikan Koleji ve Adana Anadolu Sesi. Biz de o grup içerisinden seçildik. Ben hiç özel okulda okumadım Tülay Hanım. Ve çok da bunu keyifle ve iyi ki diye anlatıyorum. Neden? Bugün kendi çocuğumun hayatını görüyorum. Baya yani devlet okulunda herkese eşit imkanla okudum. Anadolu Sesi'ne gittim. Yine herkese eşit imkanda okudum. Eşitler arasında iyi olma mücadelesi verdik. O zamanlar öğretmenlerimiz hakikaten çok kıymetli öğretmenlerimiz de oldu. Kuzenlerim Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuştu. Boğaziçi Üniversitesi'ne gireceğim dedim. Oranın çok özgürlük niyeti olduğunu ve vizyoner olduğunu hep düşündüm. Kendini ifade etme yeteneği olduğuna inandım. Ve nitekim öyle de bir ortamda okudum. 93 yılında da orada ekonomi bölümünden mezun oldum. Mezun olunca Türk-Amerikan ortaklı bir şirkette çalışmalıyım duygusu geldi. Babam iş dünyasında tanınan bir kişiydi ve babamın gölgesinden ayrı bir şekilde iş bulmaya karar verdiğim için ve o zamanlar böyle bilgisayardı,
efendim faxtı falan. Yani ben telex döneminden gelen, ondan sonra büyük büyük makinelerin arasında acayip zor yazdırılan printerların içerisinde eğitim almış bir insanım. Dolayısıyla ilk rezümemi Boğaziçi Üniversitesi'nde hazır daktilo ile yazıp cebime koyup, o zamanlar Sabancı ile Craft Foods International'ın ortaklığında olan şirkete gittim ve CV'mi kapıdan verirken kapıları da bayağı zorladım. O ayrı bir hikayedir. Burada bunu anlatmayacağım ama kapıları zorladım ve Craft'ın gönderdiği expat ile tesadüfen kapıda karşılaştım. Ne arıyorsun dedi. İş arıyorum dedim. Hangi alanda dedi. Dedim finans alanında. Çünkü babam bana ekonomiye girerken de öyle söylemişti. Bari bir bilim oku. Hani bizim ailede pek çok mühendis vardı. Bari bir bilim oku. İktisat okudum. Herkesin gönlü ferah. Şimdi iktisat okudum. O zaman çok iyi finans ve muhasebe öğren öyle gelirsin demişti. Ve tabii ki söyledim. Meğer bu ekspat da CFO'ymuş ve geleceğinde CEO'su olarak gelmiş. Dedi ki, kardeşim peki sen dedi İstanbul'da mı oturuyorsun? Dedim şimdi Boğaziçi Üniversitesi yurdunda kalıyorum. Ama dedim orijinalinde Adanalıyım. Yani buranın fabrikasının olduğu yerde. Valla hem İngilizce konuşuyorsun hem Adana'da ailen varmış. O zaman dedi seninle dedi birlikte dedi çalışmalıyız gel buraya dedi. Ama dedi sıfır yani bütün dedi kafa yapın dedi sıfırlayacaksın bizim öğrettiğimiz şekilde çalışacaksın. Var mısın? Varım. Neyse ben gittim bence hayatımın en zorlu 1,5-2 yılını o yıllarda geçirerek var olan tecrübeli ve o şirketi oralara getirmiş olan yöneticilerin arasında Amerikalıların getirdiği uluslararası görüşlere uygun olarak yenileme çalışmasının içerisinde bulundum. O süreç bana çok şey öğretti ve bence nasıl ilkokul bir çocuğun hayatında çok önemli. Bence kişinin de ilk iş tecrübesi çok önemli. Benim sağlamlaştırdı temellerimi. 10 yıl Mars'a Craft hikayem var. O dönemde iki taraf anlaşamadı. Fakat bana bu iki tarafın bu halinin şöyle bir katkısı oldu Tülay Hanım. O da kadersel bir şey. Sabancı ailesi ve CFO bahsediyor. Diyor ki bir Adanalı kız var diyor Boğaziçi'nden mezun. İstiyorsanız yönetim kurulu toplantılarında o tercümanlık yapsın. Sizin dediğinizi bana benim dediğimi size anlatsın. Ben onu finansal raporlamaya da koydum. Finansal raporları da anlatabilir. Şimdi müthiş tipler geliyor, görmeniz lazım. Yani hepsi Amerika'da master yapmış, canavar gibi. Bugün bu arkadaşlarım Türkiye'de diyebilirim ki en büyük şirketleri yönetiyorlar, yönettiler. Bazıları da kendi işlerini bugün yapıyorlar. Her biriyle çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Ve onlar geliyorlar, sunum yapıyorlar. Bir tane junior kız Hacı Sabancı'ya tercümede bulunuyor. Hacı Bey demek istiyorlar ki böyle. Hacı Bey diyor ki kızım sen şimdi onlara de ki böyle. Ben onun tercümesini yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Derken sonra ben o beğendiğim profesyonellerin yerine terfi ettim. Ben sunumlar yaptım. Yabancı ortaklığı uluslararası halka açık bir şirkette çalışmanın çok faydasını gördüm. İki ortak ayrılınca Sabancı Holding'inde Talent Pool organizasyonunda 2 yıl bir yönetim eğitimi almıştım. Aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi'nde o yönetim eğitiminden sonra bunu anlatacağımı söylemiştim. Kendi kendime dedim ki ya ben üniversitede çok aktif bir hayat yaşadım. Hiçbir zaman derslerim önceliğim olmadı. Diyebilirim ki ortalamam ortalama kadardı yani. Öylesine bitirdim okulu. Ondan sonra girdim ya bir kere. Kendimi sosyal aktivitelere verdim. Böyle gezme tozma değil yani. O kulüp, bu kulüp, onunla şu fayda, ülkeyi tanıt, şunu yap, bunu yap. Böyle şeylerde kafam hep. Okuldan mezun olunca da rüyamda kaç yıl sınavlarımı gördüğümü hatırlamıyorum. Kaç yıl ödev yetiştiremediğimi gördüğümü hatırlamıyorum. O kadar bende travma yaratmış. Dedim ki diplomamı aldıktan sonra annemle babamı benden göreceğiniz son diploma bu. Ben bir daha okumak istemiyorum. Yani yetti.
Fakat talent pool esnasında baktım, herkes birbirinde kendini tanıtıyor falan. Herkesin master'ı var. Ben hiç düşünmemişim master yapmayı. Neyse, ben master araştırmaya başladım. İş hayatıma da ara vermek istemiyorum. Zihinsel olarak diyorum ki o zaman Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yeni kuruluyor. Ya Koç'a gideyim ya Sabancı Üniversitesi'ne. Hangisine gideyim derken genel müdür beni çağırdı. Dedi ki Özge, Sabancı Üniversitesi bütün şirketlerine yazı gönderdi. Gelecek potansiyeli gördüğünüz çalışanlarınıza sponsor olmak isterseniz olabilirsiniz ama önce sınavlara girmeleri gerekir. Aynen bu yönetim kurulu hikayesi gibi oldu. Şoka girdim. Dedim ki bu kadar olamaz. Ondan sonra Ne tabii sınavlar... isterseniz, ne dilerseniz, Efendim? ne dilerseniz gerçek oluyor. Evet ama böyle çok hızlı olduğunu düşünmeyin bu arada Tülay Hanım. Önce şöyle oluyor. Bütün kapıları zorluyorum kendimce. Baya bir hani 3 ay 4 ay geçmiş oluyor. Sonra herhalde bana acıyor evren. Ve diyor ki bu kıza kapıları açayım. Öyle bir hal oldu yani. Neyse ben tabii master'ımı da yapmıştım. CEO ofis kuruluyordu. Dediler ki strateji ve iş geliştirme alanında çalışacak Sabancı Holding'de CEO ofiste direktörler alacağız. Katılır mısınız? Neyse benim de Sabancı Üniversitesi diplomam var. Allah'ım bir gittim ki dört tane arkadaşım var. Birisi Harvard mezunu. Öbürü efendim Amerika'da Virginia'da okumuş falan. Ben de gelmişim Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi mezunu. Onlardan da çok şey öğrendim. Muazzam CEO'larla çalıştım. 3 yıl boyunca özellikle kurumsal yönetim ve bu arada beni Mars'a Craft ortaklığındaki yönetim kurulu tecrübem nedeniyle orada Sabancı Holding yönetim kurullarında CEO ile birlikte bütün yönetim kurullarına hazırlandık. Bütün yönetim kurullarına girdim. Özelleştirme projelerinde çalıştım. Muazzam bir dönem geçirdim Tülay Hanım. Muazzam yani hayatımın en anlamlı işlerinden birisiydi. Orada Oğuz Babiroğlu ile birlikte 60 tane şirketin arama konferansını yaptık Sabancı Üniversitesi'ne kapanıp. Ve baktım ki şirketler yalınlaşıyor. Ve dedim benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Yine başladı benim zihnim kendimi şey yapmaya, meşgul etmeye. Derken Doğan Holding'den yine eski Sabancı Holding başkanlarından birisi CEO'luk yapıyor. Beni aradı Tufan Darbaz. Özge dedi sen orada ne yapıyorsun dedi. Dedim işte böyle strateji iş geçme. Anladın sen dedi. Orası dedi yalınlaşacak, büyüyecek. Sen enerji sektöründe mi çalışmak istiyorsun dedi. Benim dedi burada sana ihtiyacım var dedi. Güler Hanım'ı da arayacağım seni buraya çağıracağım. Aman Tufan Bey derken Güler Hanım aramış zaten. Güler Hanım beni çağırdı. Ondan sonra böyle bir şey var ne diyorsun falan. Neyse ben gittim Doğan Holding'e. Doğan Holding'e gittiğimde Aydın Bey dedi ki Güler Hanım'dan izin aldın mı? Aldım dedim. Peki dedi. Orada yatırımcı ilişkileri, kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler onun başına geldim ve çok alakasız buldum Güler Hanım. Dedim ki ya Tufan Bey beni çağırdınız buraya. Ben dedim burada ne yapacağım? Dedi ki vallahi senin dedi yapabileceğin şey şu. Finans geçmişin var. Strateji geçmişin var. Yatırımcılar hem gelecek stratejilerini dinlemek istiyor hem şirketlerin finansallarını dinlemek istiyor. İngilizcen de fena değildi. Ben seni hatırlarım yönetim kurullarından. Hadi bakalım dedi. Al dedi eline çantanı oralarda çalış derken bir 6 yıllık böyle bir hikayem var. Sonra ikinci jenerasyon Doğan Holding'de yönetim kurulu başkanlığı görevini aldı ilk Arzu Hanım. Arzu Hanım da bana dedi ki Özge tekrar strateji geliştirmeye dönmek istiyorum. Derken 2 yıl birlikte çalıştık. Onun arkasına bir gün beni yoldan aradı. Dedi ki televizyona geçiyoruz. Ben zannettim televizyonda toplantıya geçiyoruz. Oysa ki o televizyon grubuna geri dönüyor. Begüm Hanım yönetim kurulu başkanlığına geliyormuş. Ondan sonra kendimi televizyonda odam hazırlanmış bir şekilde buldum. Orada harika çalışmalarımız oldu. O Yıllar. gün kapıdan sene kaç onu da söyleyeyim. 2012 sonu. Ondan sonra
Oradaki çalışan profesyoneller bana şöyle bir cümle kurmuştu. Özge buraya adım attın ya dediler. Artık sen bir daha medyayı bırakamayacaksın. Bu hayat böyle bir hayat dediler. Ben her gün ağladım. Her gün için için ağladım. Dedim ki 20 yıllık iş tecrübem var. Bu medya hiçbir şeye benzemiyor. Ya hiçbir şeye benzemiyor. Onca sektörde çalıştım. Hiçbirinin formatına oturmuyor. Her şey anlık, her şey değişken. Hızlı. Evet, hızlı. Bugün çok şükür diyorum. Arzu Hanım'a bu konuda minnettarım. Orada geçirdiğim 6 yıllık dönem içerisinde muazzam işler yaptık. Onları tek tek anlatmayacağım. Hepsi zaten sizin web sitenizde de yer alıyor. Ama en son kez Kanal D ve D Yapım'ın CEO'luğunu yaptım. Ve o medyanın kanımda olmasının şevkiyle Kanal D ve D Yapım'dan ayrılır ayrılmaz bir yapım şirketinin ortağı oldum, May Yapım. İşte sonrasında da danışmanlıklar, yönetim kurulu üyelikleri geldi. Hikayem böylece bu yıllara geldi Firay Hanım.